Bismillahirrahmanirrahim. Ve la nukeffiru ahaden min ehlil kıble bi zenbin ma lem yestehillehu. Ve la nukeffiru, biz tekfir etmeyiz. Kafir oldu demeyiz. Ahaden, hiçbir kimseyi tekfir etmeyiz. Min ehlil kıbleti, ehli kıbleden. Bi zenbin, günah sebebiyle. Ma lem yestehillehu, onu helal itikad etmedikçe. Eğer bir günahı helaldir diye itikad ederse vakitte kafir olur. Haram-ı keti, yani haram-ı zanni değil. Haram-ı keti ayette yahut da hadiste haram-ı keti olarak sabit olan bir şeyi helale itikad ederse kafir olur. Bir de var ki haram içtihadi. Bir mezhebe göre helal, bir mezhebe göre haram. İçtihadi, o zann ifade ettiğinden onu tekfir eden kafir olmaz. Mesela dab, keler, keleri yemek caiz midir, değil midir? Değil. Bizim mezhebe göre caiz değildir, haramdır. Şafii'ye göre helaldir, çünkü ihtilaflı. İhtilaflı olduğundan dolayı bir adam keler helaldir, haramdır demekle tekfir edilmez. Peki burada niçin günah sebebiyle ehli kıble tekfir edilmez diyor? Demek ki bunun aksini iddia edenler var. Havariş taifesi ve Şia taifesi günah sebebiyle insan kafir olur diyorlar bunlar. Bir adam günah işledi mi o adam imandan çıktı. İmandan çıktı, küfre girdi mi girmedi mi? Şialere göre küfre girdi. Haricilere göre küfre girdi. Mütezilelere göre imandan çıktı, küfre girmedi. İkisinin arasında kaldı. Menzile beynel menzileti. O kadar. Onun için bunlara reddiye olmak üzere diyor ki hayır. Günah insani imandan çıkarmaz. İnne Allaha la yağfiru en yüşreke bihi ve yağfiru ma dune zâlike limen yeşâ. Cenab-ı Hak şirk affetmez. Şirkten başkasını dilendiğinden affeder. Eğer günah insani imandan çıkarmış olsaydı Allah-u Teala affetmezdi. Affedecek. Kadın la taqnatu min rahmetillah. Bu kimin hakkında? La taqnatu min rahmetillah. İnna Allah yağfiru zunube cemiyen. Ayet-i kerime sarih. Fakat onlar da başka hadislerle istidlal ediyorlar. Fakat doğru yolu bulamıyorlar. Ezzani la yezni. Bu gibi hadislerinden alıyorlar. Ve men katele müminen müteammiden fe cezâhu cehennem hâliden fîhâ. Bunu alıyorlar. Daha başka alıyorlar ama fakat bir taraflı gidiyorlar. Yani ayeti kerime ve hadisi şerife de her iki tarafı alıp da bir tevazun üzerine gidemiyorlar. Bir tarafa kaydıkları gibi ehli bidat oluyorlar. Yalnız burada şarih bir ibare getirmiş. Hiç duymadığım bir ibare. Burada küfri itikadi, küfri ameli diye bir şey getiriyor. O hiçbir yerde geldiği yok. Küfri, itikadi, küfri ameli hangisiymiş? Bir var itikaden kafir. Bir de var ki amelen kafir. İşte günah işleyenler amelen kafirmiş. Hiçbir yerde bu yok. İtikaden kafir. Zaten itikadi bozuk olursa o kafir, o mümin değil. Fakat itikadi sağlam olur da günah işlerse bu amelen kafirdir denilmez ki, buna müznip denilir. Amelen kafir nereden çıkarmış? Elbani bir şeyler buralar uydurmuş. Ve la nekulu, biz demeyiz. La yedurru, zarar vermez. Me'al iman, iman ile zembün günah. Limen, bir kimseye zarar vermez ki amilehu işledi. Bunu da demeyiz. Bunu da mürciye taifesi diyorlar ki bir adamın imanı varsa amel zarar etmez. Ne amel edersin, ne günah işlerse işlesin, bu adam imanı vardır, zarar etmez olur. Yok, öyle de demeyiz biz. Bu da fireki dalleden mürciyenin kavli. Bazı şialerde de var. Onlar diyorlar ki la yedurru zembün me'a hübbi aliyyin. Ali'nin sevgisi oldu mu hiçbir günah zarar vermez. Yok, bunlar hep ehl-i sünnetin hilafına. Hep bunlar sapık sözleri. Nercu, reca ederiz.
lil mühsinine mühsinler için, minel müminine müminlerden ihsan sahibi olanlara reca ederiz, ümit ederiz ki en ya'fuve affide Cenab-ı Hak anhum onlardan ve yudkhilehum onları girdire el cennete cennete bir rahmetihi rahmetiyle. Biz müminlerden, iman edenlerden, iyilik yapanlar hakkında Cenab-ı Hak'tan ümit ederiz ki onları affeder ve cennetine gönderir. Ama onları affetmesi, kendisi cennete göndermesi amellerinden dolayı mı? Yok. Cenab-ı Hak yine kendi rahmetiyle. O adam madem ihsan yolunu tutmuş gitmiş, Cenab-ı Hak da ona rahmet etmiş, rahmeti sebebiyle onu cennetine göndermiş. Kat'i mi bu? Yok. Kat'iyetle bunu diyemeyiz. Bir adam mümindir, mühsindir, muhakkak cennete girecektir diyemeyiz. وَلَا نَأْمَنُوا Emin olmayız, aleyhim onların üzerine de emin olamayız. İlla bu muhakkak cennete gidecektir, şu kadar hayrat, hasenat yapmıştır, mümindir. Akıbetini Allah bilir. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesilmez, şerrinden, mekrinden emin olunmaz. وَلَا نَشْهَدُ Biz şehadet etmeyiz. لَهُمْ Onlara bil cenneti cennet ile. İlla bunlar ehli cennettir diye şehadet edemeyiz. وَنَسْتَغْفِرُ Peki burada biraz izahat var. Aşere-i Mübeşşere var ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek Aşere-i Mübeşşere, gerek mesela Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, sonra Seyyid-i Şehada, Hazreti Hamza, ondan sonra Bedir şehitleri, Uhud şehitleri, Biat-ı Ridvan'da biat edenler bunlar. Hep cennet ile müjdelenmiş adamlar. Bunlar hakkı başka. Diyor ki 10 kişiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peşine zikretti. Bunlar ehli cennettir. Bunlara şehadet ederiz. Hasan ve Hüseyin, Seyyidler, Şebab ehli cennet hadiste sabit. Bunlara şehadet ederiz. Yani ayette ve hadiste zikredilenlere cennet ile şehadet ederiz. Ya bu hüküm, bunların haricinde olur. Ümmet-i Muhammed'den mühsinler var. Adam hayrat yapmış, camılar yaptırmış, köprüler yaptırmış, yetimleri doyurmuş. Evet, bunlar hakkında ne deriz? Bunlar hakkında deriz ki bunlar inşallah Allah-u Teala bunları affeder ve kendi rahmetiyle bunları cennetine gönderir. Fakat Allah-u Teala'nın mekrinden de emin olunmaz. Bu adam sahibül hayrat ve hasenat diye halas emin olsun, rahat etsin. Yok, Allah'ın mekrinden emin olunmaz. Bir de bakarsan ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin mekrine uğradı. Allah'ın mehfezine çıktı gitti. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında oldu ya, Musa Aleyhisselatü Vesselam gitti işte Kudüs'te harbi derken, onların içerisinde gayet salih bir kişi var diyor teki kavmi. Onlar duası müstecab idi. Ona geldi, başına toplandılar, dediler ki aman dediler, Beni İsrail geldi, bizi yerimizden çıkaracak, yerimizi alacak. Ya biz nereye gidelim? Gel beddua et bunların aleyhine. O dedi ki ya Musa Aleyhisselatü Vesselam ölül azim peygamberlerdendir. Peygamberin aleyhine dua edilir mi? Edilmez. Biz belki ona tabi olalım. Ondan harp etmeyelim. Gidelim ona teslim olalım. Ve ona itaat edelim. Dediler yok, o bizi buralardan çıkaracak. Bizim yurdumuzu alacak. Beni İsrail'e verecek illa. Beddua edeceksin. Biz harbe devam edeceğiz. İsrar ettiler. Ne kadar imtina ettiyse nihayet galebe çaldılar. Beddua ettirdiler. Beddua ettiği gibi Beni İsrail'in galibiyeti mağlubiyete döndü. Bir türlü harbi kazanamıyorlar. Musa Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi bu nedir? Nereden geldi bu mağlubiyet bize? Cenab-ı Hak ona vahyetti ki onların içinde salih bir adam vardır, duası müstecaptır. O senin aleyhine beddua etti, ben de duasını kabul ettim onun için. Ha öyle mi? Bu sefer Musa Aleyhisselatü Vesselam o adamın aleyhine beddua etti. Beddua ettiği gibi iman silindi. Adam derhal anladı. Kavmini topladı, dedi ki benim
dünyamı da yıktınız, ahiretimi de yıktınız. Musa bir peygamberdir. Benim aleyhime beddua etti. Benden iman çıktı. Ben dinsiz olarak gidiyorum. Ehli cehennem oldum diyor. Yalnız o ki bu oldu olacak. Size ben bir hile öğreteyim. Siz kadınlarınızı, güzel kadınlarınızı Beni İsrail'in içine sokun. Onlar alışveriş dolayısıyla geçsinler askerin içerisinde. Ziynetlerini açsınlar, yüzlerini açsın, onları göstersinler. Onları fitneye soksunlar. Herhangi birisi kadınlardan bir fühüş talep ederse imtina etmesin, razı olsun, fühüş icra etsin. Siz onlarla fühüş yaparsanız o vakitte onlar mağlup olur. Kendisi öldü, dinsiz olarak öldü gitti o zat. Ondan sonra bunlar böyle yaptılar, kadınlarını süslediler, müslediler, yolladılar derken Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam bir yerdeydi, bir kumandanlarından bir tanesine, bir şarte müdiri gibi bir kumandana havale etmişti emniyeti. O bir kadını gördü, vay güzel hasna, kadını çatırına davet etti, kadın icabet etti, ondan zina etti. Zina ettiği gibi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bir hastalık verdi, başladı binlerce adam hemen ölmeye. Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam geldi, baktı ki o binlerce adam ölüyor. Ne oldu ya, neyin nesi? Bir araştırın, bir şey var dediler ki, bir de baktılar ki o adam çadırda zina etmiş, o da ölenlerin içerisinde ya. Bu bundan oldu, hemen tevbe-i istiğfar etti. Tevbe-i istiğfar etti de o bela onlardan kalktı. Ona bazı kitaplarda ismi de geçer. Nedir? Bel'am ibni Bağura. Bel'am ibni Bağura. Belki kitaplarda ismi de geçer ki bak ne kadar sülahadan bir zat, duası müstecap fakat Allah'ın mekrinden emin olunmaz. Sonunda dinsiz imansız gitti. Erzurum'da bir mıntıka vardır. Orada gayet kötü bir koku vardır. Rivayet ederler ki Bel'am ibni Bağura'yı Cenab-ı Hak oraya atmış. O koku onun kokusudur. Ağızdan rivayet kitapta yok ya. Fakat adı kokmuşlardır. Oradan yol geçer. O yoldan geçerken o kötü koku herkese gelir. Artık hakikaten asli mi var onun? Oraya atılmış. Yahut da orada oranın çamuru kokmuş da kokuyor da Bel'am ibni Bağura hikayesinde duymuşlar. Kendilerini öyle görüyor onu. Vallahi Allah. وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ Biz işte bu mühsin olan müminlere cennet ile katı surette şehadet edemeyiz. Ama ümit ederiz inşallahü teala. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Cenab-ı Hak mühsinlerin ecrini zayi etmez. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor. Allah-u Teala'nın mekrinden emin olursa o adam cennete girer. وَنَسْتَغْفِرُ istiğfar ederiz. لِمُسِئِهِمْ Müminlerin günahkarlarına da istiğfar ederiz. Allah'tan mağfiret talep ederiz. وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ Anların üzerine de korkarız. Yani cehenneme gitmelerinden korkarız. وَلَا نُقَنِّتُهُمْ Fakat Allah'ın rahmetinden ümit kestirmeyiz onlara. نُقَنِّت Onlara yani siz Allah'ın artık rahmeti size erişmez, tevbeniz kabul olmaz, bunu demeyiz ya. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmeyin. Bir adam ne kadar büyük günah yaparsa yapsın, Allah'ın rahmetinin yanında hiçbir şey. El verir ki o adam bir tevbe etsin, hakiki kalbiyle tevbe etsin, Allah'a dönsün, ya Rabbi pişman oldum, benim bu günahımı affet. Bu kadar. Eğer tevbe ederse hakikaten kalbinden Allah-u Teala'nın o adamın günahı ne kadar büyük olursa olsun affeder. Yok, Allahümme ahfezna. Yapmış olduğu günah adam benim günahım de ki, oho, o kadar büyük günah sahipleri var ki benim günahım bir şey değil dersen işte Allah'ın mekrinden emin oldu. Bir de bakarsan Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ötekinin büyük günahını affeder. Fakat belki günahı küçük gördüğünden dolayı ondan dolayı cehenneme sokar. Vel emn vel iyas. Emni iyas. Allah'ın gazabından emin olmak. Rahmetinden ümit kesmek. Yenkulâni neklederler. Bunların ikisi milletil İslam, milleti İslam'dan neklederler. Yani İslamiyet'ten çıkarır.
Artık ben o dereceye girdim ki ben öldüm mü? Düz cennete gideceğim, bitti. Ben hocayım. Ben şu kadar işler yaptım. Ben şeyhim, şu kadar müridim var. Ben sahibül hayratım, şu kadar hayrat yaptım. Bitti. Allahu Teala beni cehennemle koymaz ki. Buna ne derler? Emin. Allah'ın mekrimden emin. Bu insanı İslamiyet'ten çıkarır. Bir de İyaz. Adam şeki vurmuş, kırmış, vurmuş, kırmış. Yahu gel tevbe et. Ya Allah ben nereden affedecek? Benim o kadar günahım var ki Allah affeder mi? Bir de bu. Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş. Bu ikisi insanı İslamiyet'ten çıkarır. Ve sebilül hak, doğru yol beynehuma ikisinin arasındadır. Le ehlil kibleti, o da ehli kible için. Ehli kibleden olursa, ehli İslam'dan olursa doğru yol beynel havfi ve reca. Havf ile reca arasında. Emn ile yas arasında. Ne Allah'ın mekrinden emin olacak ne rahmetinden ümit kesecek. Buna ne diyoruz biz? Beynel havfi ve reca. Havf ile reca arasında. Yalnız insan hali hayatında havfi çok olmalı. Ölüm zamanı geldi mi o vakitte de recası çok olmalı. Çünkü sağ olduğu müddetçe amel müddetidir. Amel zamanında havfi çok olsun ki ameli fazla yapar. Artık hasta düşeğine düştü, ölüm haline geldi, amel zamanı geçti o vakitte recası fazla olsun. Recası fazla olsun ki ene inde husni zanni abdi bi hadisi kutsi var ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben kulumun hüsnü zanni indindeyim. Beni nasıl zanneder şöyle bulur beni. Hüsnü var mı hocam? Hı? Hüsnü var mı? Ana inde zanni abdi bi. Hüsnü yok. Hüsnü yok. Ana inde zanni abdi bi ben. Belki öyle aklıma da geliyor. Hüsnü zanni bilmiyorum. Bu hadisi kutsi ana inde zanni abdi bi. Nasıl zannederse. Ve la yahrucul abdu. Kul çıkmaz. Minel iman imandan. İlla bi fuhudima illa bi şeyin kesebebiyle çıkar ki edhalehu o şey onu idhal etti fi İslam'a. İslam'a ne idhal ettiyse onu inkar etmekle çıkar. İslam'a idhal etmek eden şey nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İnsanı idhal eden kelime-i tevhiddir. Bu kelime-i tevhidi inkar etmedikçe kul imandan, İslam'dan çıkmaz. Şu halde demek asıl iman. İman nedir? İman vel iman iman huvel ikraru bil lisan ve tesdiku bil cenan. Huvel ikraru lisan ile ikrar etmek, kalb ile tesdik etmek. Şimdi iman hakkında birçok kavuller var. Bazıları diyorlar ki iman üç şeyden mürekkeptir. Kalben bilecek, lisanıyla ikrar edecek, bir de vel amelü bil erkan. Erkan-ı İslam neyse bunu da amel edecek. Bu bir kavul. Bu Eşairanın kavli. Yani bir kavul de iman kalben bilecek, lisanıyla de tesdik edecek. Bu da Maturidilerin kavli. Bir kavul de var ki iman kalb ile tesdiktir. İman budur. Lisan ile ikrar şart, zahirdeki ahkam-ı İslamiye'yi icra için şarttır. Yoksa kalben bir adam iman etti mi, tamam, kafidir. Üç kolu. Esnel Metalib fi Necat Ebi Talib var. Mekke müftüsü, meşhur Seyyid Dehlen merhumu. Onda Esnel Metalib fi Necat Ebi Talib'de uzun uza diye diyor ki Ebu Talib kalben Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber olduğunu bilir. Ama lisanen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demedi. Zahirde buna ehkam İslami icra edilmez ama fakat indi ilahide o mümindir ve cehenneme girmez. Kendisi Eş'eri ve Şafii olduğu halde bu kavli iddia eder ve bir kitapta yazmış Esnel-i Talif-i Necat Ebi Talib. Halbuki Eş'ariler de sedek kalbiyle tesdikten başka lisanini ikrar etse bunu da kabul etmiyorlar. Bir de amel bir erkanı koşuyorlar. Ben teaccüp ederim yani bazı alimler tuhaf. Hem Eş'ari hem orada amel bir erkanı getirir, sokar. Amel bir erkan da lazımdır. Hem oradan da bir tesdiki kafi görür.
Fakat Maturidiler ortayı. Evet. Ortayı bulmuş. Nasıl bulmuş? Bir adam geldiğinde bilir. Bilir. Bu mümin sayılmaz. Mümin sayılması için lisaneti kırar edecek. Ebu Cehil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yalancı olmadığını, sözünde doğru söylediğini bilir miydi, bilmez miydi? Bilirdi. Diğer Kureyş'in ruhasas hepsi bilirdi. Hatta aralarında toplandıkları vakitte, ya biz bu adamı inkar ediyoruz, kabul etmiyoruz. Bu adam ömründe yalan söylemedi. İsmine biz Muhammedun Lemin dedik. Sonra bu adamın sülalesi büyük. Aba ve ecdadi ve kendisi büyük bir aileden gelmiş. Yalana tenezzül etmezler, kimseyi kandırmaya tenezzül etmezler. Beni Haşim bütün Kureyş'in en eftel bir şeysi, kolim. Onunla beraber Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakarlar, bambaşka bir şekilde bir adam. Bunu da bilirler. Peki bu adama niye iman etmiyoruz? Kendi aralarında konuşurlar. Ebu Cehil der ki, evet canım, dediğiniz doğru, doğru ama şimdi Ebu Talib'in yetiminin peşine mi gidelim biz? Biz Mekke'nin Kureyş uruları olalım. Herkes bizim emrimizi tutsun, işte emrimiz, nehyimiz yürüsün. Biz kalkacağız. Mali yok, parası yok. Ebu Talib'in büyütmüş olduğu bir yetim başımıza reis mi yapalım? Böyle şey olmaz. Şimdi bak, kalbi tesdik ediyor ama lisanı ikrar etmiyor. Lisanı ikrar etmediği gibi mümin sayılmıyor. Bu böyle olmakla beraber nasıl olur? İnsan der ki, kalben bildi mi kafidir. Lisan ikrar şart değildir. Yani bunu Hanefi ulemasından da bazıları iddia ediyor. Kalp, yani iman kalben tesdiktir. İkrar ehkamın icrası için şarttır. Ben bunu akıl erdiremedim. Hatta daha bazıları bir de bir erkanı getiriyor. Bir adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü dese, namaz kılmasa, oruç tutmasa onu Müslüman saymıyorlar. Dahiler gidiyorlar. Şimdi onlarla da ayrıca bir bu uzun münakaşa var. İman ziyade olur mu yoksa olmaz mı? Hani meselesi var ya. Şimdi burada İmam-ı Tahavi Maturidi'nin yani Hanefiye'nin akidesini burada getiriyor. Diyor vel imanu vel ikraru bil lisan ve tasdiku bil cenan. Ama vel amelu bil erkan Hanefiye'ye göre imandan değildir. Yalnız erkani yapmazsa, amel yapmazsa o müzniptir. Günah-ı kebire sahibidir. Günah-ı kebire ise insanı imandan çıkarmaz. İlla ki inkar ede onu. Namaz farz değildir, oruç yoktur, hac yoktur derse o vakitte nereye itiraz etti? İtikada mı? İtikada Allah-u Teala'nın inzal buyurmuş olduğu Kur'an'da sabit. Kur'an'ı inkar etmiş oldu. Peygamber'in risaletini inkar etmiş oldu. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah sözünde doğru olmadı. Ondan dolayı kafir oluyor. Ve cemi'u ma şul bir şeyin cemiyesi ki sahha sahih oldu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sahih olarak rivayet edildi. Mineş şer'i şer'i şeriften vel beyani tefsirden kulluhu hepsi hakkun haktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayeti kerimeyi tefsir etmiş. Yahut kendiliğinden ehkam-ı ilahiye beyan etmiş. Çünkü hükümler hepsi Kur'an'da değil. Bazılarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Bazı ayeti kerimelerin de tefsirini Peygamber Efendimiz kendisi tefsir etmiş. İster tefsir olsun, ister şer'i şerifin beyanı, yani ayet-i kerimenin tebliği yahut hadisi şerifenin vurudu, bunların hepsi haktır. Ama hangisi haktır? Senedi sahih ile bize vasıl olur. Bir de var ki senedi yok, senesiz. İranilerin şeysi vardır, bir kitapları var. Gördüm de. Kale Aliyyün aleyhisselam ve rüyen Aliyyün aleyhisselam. Senet yok. Kitap başından sonuna kadar وَرُوِيَا اَنِ الْاِمَامِ حَسَنِ وَقَالَ اَبُوْ جَعْفَرِ السَّادِقِ Senet yok. Buna inanılır mı? İnanılmaz. Bir defa Hazreti Ali'den bunu kim rivayet etti? Yani bir silsileyi düz bakalım ki bunların içindeki adamlar doğru mi, eğri mi, sözlerine itimat edilir mi, edilmez mi? Halbuki onun da aslı yok. Hazreti Ali'den o hadis hiç sudur ettiği yok. O uydurma.
Allah'ın muhfizna. Onun için senedi sahih ile gelenler haktır. Vel imanu vahidun. İman birdir, iki değildir. Nedir iman? İman altı şeye iman etmek. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübi ve rusulî ve yevmil âhir. İman bu. Ve ehluhu imanın ehli fi aslihi imanın aslında sevâun müsavidir. Altı şeye herkes iman edecek. Altı şeyin beşine iman etse, birisine iman etse mümin değil. Onun için mesela Hanefiler diyor ki benim imanım Ebu Bekir'in imanı gibidir. Cibril'in imanı gibidir. Bunu düşmanlar Hanefilere ayıp ederler. Bak 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 kendisinin imanı Ebu Bekir'in imanı gibiymiş. Cibril'in imanı gibiymiş. Ne safsata. Halbuki o adam demiyor ki benim imanım kuvvette Ebu Bekir'in imanı gibidir demiyor ki. Asıl da birdir. Asıl da neye iman edilecek? Hazreti Ebu Bekir neye iman etmiş? Altı şeye. Hazreti Cibril altı şeye. Hazreti Peygamber Efendimiz'in kendisi de getirmiş olduğu altı şeye iman etmiş. Ümmeti de ona iman edecek. O altı şeye iman ettin mi? İşte iman dairesine girdi. Bitti. İman dairesi. Beşine iman etsen, birisine iman etmesen o daireye giremezsen. Budur. Ve tefadulu, tefadul ise ve izâtüliyet aleyhim âyâtu zâdetüm imâne, bu gibi ayetleri var ya, bunlar beynehum aralarındadır. Tefadul aralarında neyledir? Birisinin imani, ötekinin imani ikisi bir derecede midir? Yok. İman usulda bir, altı şey iman edecek. Fakat aralarında fadilet var. Birisinin imani daha eftel. Ötekininki ondan eftel. Ötekininki ondan eftel. Bu neyle? Bu tefadül. Bil haşiyeti ve tuka. Allah'tan korkmak sebebiyle olur. Haşye korkmak. Tuka tekva. Tekva da korkmak. Yani Allah'tan korkar. Ne kadar korkarsa imanındaki tefadül de o kadar. Az korkarsa iman ona göre. Çok korkarsa daha yüksek. Daha çok korkarsa daha fazla. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Ve muhalefeti hava kendi nefsine arzusuna muhalefetledir. Ve mülazemetil evla, evlayı da mülazemet edip yapmaktır. Mesela Hazreti Emmar'ı tutup da anasını, babasını, hepsini getirdiler. Küfredeceksiniz. Dininizden döneceksiniz dediler. Anası, babası dönmüyoruz dediler. Azap ettiler, öldürdüler. Hazreti Ammar da onları gördü. Kendisi de hastalıktan yeni kalkmıştı. Kendisine bir zafiyet geldi. Kelime-i küfrü ağzından icra etti. Fakat geldi gene imanıyla dolu. Şimdi burada muhalefetül heva ve mülazemetül evla. Burada evlaya mülazemet kim? Hazreti Ammar'ın anası babası evlaya mülazemet etti. Azimet diyoruz biz ona. Azimet. Azimet. O daha tefadülünün imanı daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Hazreti Ammar kafir mi oldu? Yok. Fakat o ruhsat ile emel etti. Ona da ruhsat diyoruz. Bir adam bir iki mekruh arasında kalırsa gayde bu iki mekruhun hangi sehven ise onu irtikap etmesi ona ruhsattır. Adamı getirdiler. Ya şu rakıyı içeceksen yahut da seni öldüreceğiz. Ya şu hınzır etini yiyeceksin yahut da seni öldüreceğiz. Burada hangisiyle amel etmesi lazım? Madem kendi nefsini kurtarmak var, burada ruhsat ile amel etmesi lazım. Burada azimet ile amel etmek onun için mekruhtur. Belki de caiz değildir. Niye? Çünkü adam seni küfretmiyor. Küfre davet etmiyor. Rakı içeceksin yahut da hınzır etini yiyeceksin. Bir necisi yedirecek sana. O necisi yersin, kendi nefsini kurtarırsan orada ruhsat ile amel edeceksin. Yok, seni getirdi ki ya haşa tapacaksın yahut haşa ve kella Allah'a peygambere küfredeceksin yoksa seni öldüreceğiz. Ha, o vakit o adam azimet ile ruhsat arasında kaldı. İkisiyle de emel etse caiz. Fakat hangisi daha evla? Azimet evla orada. Orada azimet. Sabreder, ölür. Derecesi daha büyük ölür. Yok, ruhsat ile emel ederse o da caiz. Hazreti Emmar'da olduğu gibi. Şu anda imanın ziyade olması usul itibariyle mi yoksa kendisindeki tefadül itibariyle mi? Tefadül itibariyle.
Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki levüzeni imanı Ebi Bekir. Hani hadisi var ya, Hazreti Ebu Bekir'in imanı tartılsa peygamberlerden sonra ne kadar dünyanın evvelinden sonuna kadar Müslüman gelmişse hepsinin imanıyla tartılsa Ebu Bekir'in imanı ağır gelir. Bu usul itibariyle mi ağır geliyor? Yok. Usul itibariyle değil ya. Derece. Tefadül itibariyle. Yani kuvvet itibariyle. Onun o kadar kuvvetli ki ziyade itibariyle değil, imanı kuvvetli. Mesela şimdi bizim hali hazırdaki bu şeyde elektrik cereyanlarında güzel misalları var. Şimdi buraya cereyan gelmiş. Fabrikadan gelmiş. Bir 50 mumluk tak, bir de 500 mumluk, bir de 1000 mumluk. Bunların ışığının hepsi bir olur mu? Yok. Başka başka olur. 500 kuvvetli. 1000 daha kuvvetli. Fakat asıl gelen cereyanda ihtilaf var mı? Yok. Cereyan bir. Cereyan aynı. Ama onun kabiliyeti, lambasını, yapılış tarzı daha kuvvetli, öteki daha kuvvetli. Ya insanların da kalbi işte o lamba gibidir. Asıl 6 şeye iman ediyor, ediyor ama birisinin lambası 50 mumluk, birisininki 500 mumluk, birisininki 1000 mumluk, birisininki 1 milyon daha fazla artık gidiyor derece derece. Kuvvet ve zaaf itibariyledir. İlla ki amel şeydir. Yani, emel geldi mi imanı ziyade eder manasına değil. Eğer böyle olacak olursa, öyleyse bir adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Ondan sonra da hiçbir emel etmeden öldü gitti. Bu adamın imanı noksan oldu. Niye? Emel etmedi hiç. Ve iman da belki de onlara göre iman da sahih olmadı. Olmaz ki, bu adam iman etti. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmanı tebliğ ederken evvela kelime-i şehadeti, ondan sonra diğer ahkamı yavaş 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 onları öğretirdi. Yani bu Hanefilerin en kuvvetli delillerinden. Fakat onlar ayeti kerimenin zahirini alarak وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Ya ayet ziyade, bak ziyade diyor ya, ziyade kuvvet itibariyle, usul itibariyle değil. Şeye iman etmiş, şekkile mi iman etmiş, yakine mi iman etmiş? Şekkile iman etmişse zaten Müslüman değil. Yakinen iman etmişse işte mümin. Ondan sonra kaldı onun imanının kuvveti. Artık o da derece derece gider. Takvasına göre. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba derecesine göre değişir. Vel müminune müminler kulluhum hepsi evliyaurrahman. Allahu Teala'nın dostlarıdır. Ve ekremuhum, onların en ziyade kerimi ol, indallah, Allah'ın indinde atba'uhum, onların en ziyade itaatlisidir. Ve etba'uhum, en ziyade tabi olanıdır. Lil-Kur'an, Kur'an'a. Bir adam Allah-u Teala'ya iman etti, Peygamber'in iman etti, işte Allah'ın dostu oldu. Fakat onlar da derece derece, tekvasına göre derece alır. Her kimin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittibai ve ameli ne derece ise o derecede Allah-u Teala yakın olur. Derece derece. Binlerce derece var. Belki milyonlarca derece var. Vel imanu iman. İman nedir? Usul, imanın usulü dedik ya. Huve iman, el imanu billah, Allah'a iman etmek ve melaiketi meleklerine iman etmek ve kütübihi kitaplarına iman etmek ve Resulihi Resullerine iman etmek ve yevmil ahire ahiret gününe iman etmek vel kaderi kadere iman etmek, kaderse hayrihi ve şerrihi, hayrine ve şerrine ve hulubihi ve murrihi, tatlısına acısına, neden olduğuna, minallah, Allahu Teala'dan olduğuna. Yani kader ki hayır, şer, tatlı, acı hepsi Allahu Teala'dan, bunlara iman edeceğiz. İşte bu imanın usuludur. Bu ne ziyadedir ne de noksandır. Herkes bu 6 şeye iman etmekle mükellef. Tabi bu Allah'a iman etmek, Allah'a iman ettim, nasıl iman ettim? Bunun da tefsili var. Allahu Teala birdir, şeriki ve neziri yoktur. Yerde değildir, göğde değildir, sağda değildir, solda değildir, artta değildir, yukarıda değildir.
cümle cihetten ve mekandan münezzehtir. Biz de çocuklara böyle çocukları öğretirdiler. Melekler nedir? Ve melaketi, melekler Allah-u Teala'nın nurdan mehluklarıdır. Yemezler, içmezler, onlarda erkeklik, dişilik yoktur. Bir an ibadetten usanmazlar, daima Allah'ın emrine müti ve munkattırlar. Ve kütübi, Allah-u Teala'nın kitaplarına iman ettim. Cenab-ı Hak 104 kitap indirdi. Yüzü sühöf dürdü, büyük kitap, büyük kitaplar, Tevrat Musa aleyhissalatu vesselama, Zebur Davud aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama, Kur'an'da bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme insal buyuruldu. Sühöflere gelince 30 sühöf, İdris aleyhisselama, 50 sühöf Şis aleyhisselama, daha var. Kaç idi? 10 sühöf İbrahim aleyhisselama. Adem aleyhisselama. Adem, 10 sühöf Adem aleyhisselama. 30 sühöf İdris aleyhisselama. Kaç etti? 40. 50 sühöf Şit aleyhisselama. 90. 10 sühöf de İdris aleyhisselama. 100 sühöf. Ben bunlara iman ettim. O çocukları öğretirdiler. Ve Resulü'yü peygamberlerine iman ettim. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem, ahir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, bunların ikisinin arasında ne kadar peygamber gelmiş geçmişse ben hepsine inandım, iman ettim. Bunlar beşerdirler, yerler, içerler, fakat Allahu Teala'nın peygamberleridir. Kullarına Allahu Teala'nın ehkamını tebliğ ederler. Vel yevmil ahire, ahiret gününe iman ettim. Öldükten sonra dirileceğiz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri haşredecek, sual cevap soracak. Müminleri kendi fadliyle, cennetü cemaliyle müşerref kılacak, kafirlere de adille azap edecek. Hayrihi ve şerrihi. Ha, ve bil kaderi, kadere de iman ettim. Hayrihi ve şerrihi, hayrine ve şerrine. Hayr ve şer hepsinin halike Hazreti Allahu Teala'dır. Kul kesbeder, Allah halkeder. Ve hulubihi ve murrihi. Evet, yapılan işlerin tatlısı, acısı hepsini Allahu Teala halkeder. El abdü kasif ve Allahu halik. Evet. Çocuklara daha mektepte, yani 6-7 yaşındayken öğretirdiler ki bugün büyük adamlara sor, bunları bilmiyor. Ben çocuktum, hatırıma gelir, 10-11 yaşındayım. Koca bütün talebeleri toplar, hepsine bunu öğretirdi. Herkes su gibi ama fakat hulase ne kadar güzel. Evet. Velbâsu altıdan değil. Velbâsu zaten veliyemel ahir dedi ya, o ona dahil de, fakat وَالْبَعْسُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقُّونَ, onu da getirirler tekit için. Çünkü وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ dediğim zaten bâs onun içinde. Fakat ayrıca وَالْبَعْسُ بَعْدَ الْمَوْتِ. Hadiste yok mu üstadım? Efendim? Hadiste geçmiyor mu? Bazı yerlerinde geçer, bazılarında geçmez. Çünkü altı dedim mi, o bâs onun içinde, يَوْمُ الْاَخِرِ, ahirde değil mi? Öldükten sonra dirilmek, işte bu bâs. Yani o tekit oluyor. Hem yevmül ahirden başka bir de bir ayrıca beyaz mı var? Yok. İkisinin içinde. Ve nahnu biz müminune, iman edeceğiz. Bizalike, buna küllihi, hepsine. La nüferriku, yani bütün peygamberlere iman edeceğiz. La nüferriku, tefrik etmeyiz. Beyne ahadin min rusuli, peygamberlerden hiçbirisini diğerinden tefrik etmeyiz. Yani hepsini severiz. Fadilet hepsi bir demek değil. Birisi ve tilke rusulü faddalna ba'dan ve la ba'd. Peygamberlerin bazısından eftel. Fakat biz hepsini severiz. Hepsi Allah'ın peygamberidir. Aralarını tefrik etmeyiz. Tefrik nasıl olur? Birisini iman edersen, birisini iman etmezsen. Yahudiler gibi. Hazreti Musa'ya iman ediyorlar. Hazreti İsa, Hazreti Muhammed'e iman etmiyorlar. Tefrik ediyorlar. Hristiyanlar Hazreti Musa'ya iman ediyor. Hazreti İsa'ya iman ediyor. Hazreti Muhammed'e iman etmiyor. O Müslüman olamadı. Niçin? Tefrik olduğundan. Biz tefrik etmeyiz. Hepsini iman ederiz. Ve nusaddiquhum. Biz onları tesdik ederiz. Küllehum, hepsini. Alâ mâvul bir şey üzerine ki câhû geldiler bir anında. Allah-u Teala'dan hangi vehy ile geldiler, ümmetlerine tebliğ ettilerse biz bunları hepsini tesdik ederiz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Fâsın olsun. Ve ehlül kebâir. Allah-u Teala alem ve sallallahu aleyhi.